Zaten burada işte dengesizlik de var burada. Ekspertiz raporunda da bu kapılar, bu kapı, bu kapı örgüyle boyalı. Sonra iç direklerde dahi boya işlemi mevcut. Buralarda zaten izler mevcut. Bagaj kapağı, tavan, sol arka kapı. Sadece sol ön kapıda boya gözükmüyor. O da kapıyı değiştirdiklerinden dolayı. Aracı 2023'ün 7. ayında parasını ödedik. İstanbul'daki bir bayiden aldık. 2023'ün 8. ayında zaten bize araç teslim oldu. Aradan bir ay sonra da aracın hatasını fark ettik. Oto ekspertize soktuk. Orada da aracın komple boyalı olduğunu, işte sökülüp takılan parçalar olduğunu öğrendik. Sonra süreç başladı. Aldığımız bayi eksper raporlarını ilettik. Onlar firmaya, yani ana bayiye ilettiler. Sonrasında 3,5-4 aylık bir işte değişim süreci olacak diye bizi oyaladılar. Sonuncusu olarak da 50 bin TL'lik bir rakam teklif ettiler bize. İlk fark ettiğimiz şey kaputundaki ayarsızlıktı. Ondan şüphelenerek de ekspertize soktuk. Ekspertiz raporlarında da kaput ve çamurluğun söktak olduğunu, aracın komple boyalı olduğunu öğrendik. Daha sonrasında arabuluculuk görüşmesinde de kendilerinin kapıyı değiştirdiklerini öğrendik. Yani onlar söylediler. Bizim talebimiz araç değişimi. Aracımızı birebir yenisiyle, hatasızıyla değiştirilmesini talep ediyoruz. Bir yılda 9 aydır, 8 aydır hukuki süreç devam ediyor zaten. Müvekkilim sıfır bir araç alıyor, gidiyor İstanbul'dan. Vergi muafiyetiyle alıyor özel durumdan ötürü. Sonra hani sıfır bir araç aldığı için eksper raporuna sunmaya gerek duymuyor sıfır bir araç diye. Fakat araçta kullanımdan bir süre sonra bir aksama meydana geliyor. Diyor ki ben bu aracı bir rapora sokayım acaba bir sıkıntı mı var diyor. Bir bakıyorlar aracın bütün parçaları değişmiş. Bundan sonra bana geldi. Yani dedi ki işte böyle böyle ne yapabiliriz biz? Biz de hemen bir arabuluculuk toplantısı talep ettik, ihtar çektik ilgili bayiye. Aracın aynen değişmesini istiyoruz. Aksi takdirde dava açacağımızı bildiririz dedik. Arabuluculuk toplantısı oldu. Arabuluculuk toplantısında bizi bir 3 ay oyaladılar. Normalde 2 haftada hallolması gereken bir toplantıydı. Sürekli şirket bilgisi deyip bize raporu da paylaşmadılar. Fakat biz şunu öğrendik. Biz aracın sadece boyalı olduğunu sanarken onlar bize arabuluculuk toplantısında sağ kapının da değişmiş olduğunu söylediler. Sıfır bir araçta ve bunu kabul etmelerine rağmen bize sadece 100 bin lira teklif ettiler. Yani sağ kapının değiştiğini söylüyorlar ve 100 bin lira teklif ediyorlar. Biz de tabii ki kabul etmedik. Şu an bilirkişi atanmasını bekliyoruz dosyaya. Gerekçemizde de bahsettiğimiz gibi bu konuyla alakalı daha önce başka markalarda da hatta birebir aynı markada da başka kişilerin de başına gelmiş. Emsal kararları da dosyaya sunduk. En kısa sürede lehimize sonuçlanacağını düşünüyoruz. Aracımızı zaten fark ettiğimiz nokta kaputun buradaki yükseklik ayarlarından fark ettik biz. Yani burası sıfıra sıfır duruyor, burası yüksek duruyor. Kaputun civatalarıyla oynama var. Yani buralarda yakından bakabilirsek hepsi sökülmüş takılmış, çamurluk da aynı şekilde izler mevcut. Buradaki civatalarla da oynanmış. Buralarda hepsi sökülüp yeniden takılmış, hepsinde ayar işlemi olmuş.